Merhaba teknoloji tutkunları. Bugünkü video konumuz çalışmayan 11 inç 2010 model MacBook Air'ın klavye değişimi. İşlemlere başlamadan önce vida boyutları farklı olduğu için hangi vidayı nereden çıkardığınıza özellikle dikkat etmenizi öneririm. İlk olarak boyutları farklı olan arka kapaktaki 10 vidayı çıkararak işleme başlıyoruz. Alt kapağı açtıktan sonra ilk dikkatimi çeken bu cihazın muhtemelen bir sıvı teması aldığı. Zira oksitlenme ve küçük miktardaki pas anakartta probleme neden olabilir. Bu bağlamda özellikle olması gereken gücü alıp almadığını test etmekte fayda var. Bataryanın da değerlerini test ettiğimde her şey yolunda gibi görünüyor. Anakarta yük binmeden önce ve bindikten sonra da her şey gayet stabil görünüyor. İlk olarak bataryayı yerinden çıkaralım. Bu arada bu cihazın bataryası da daha öncesinde belli ki değiştirilmiş. Orijinal bir batarya değil. Batarya ardından klavyenin touchpad ile olan bağlantısını sökelim. Lakin bu noktada dikkatli olalım, zira klipsli ve narin bir yapısı var. Anakart ile touchpad'in bağlantısını da kesiyoruz. Ve ardından anakartın hoparlör bağlantılarını da kesiyoruz. Anakartın üzerinde bulunan tüm bağlantı elemanlarını dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz ve ardından touchpad'i de söküyoruz. Klavyeyi çevreleyen tüm vidaları söküyoruz. Ancak bu ürünün klavyesi de belli ki daha öncesinde değiştirilmiş. Zira kasa üzerine perçinlenmiş olması gerekiyordu. Ve perçinli olsaydı inanın sökmek bir hayli meşakkatli olacaktı. Ancak bu tür eski modellerde içi açılmamış bir ürün bulmak bir hayli zor. Klavyeyi de kasadan ayırdıktan sonra elektronik olmayan kısımları yıkayabilir, elektronik parçaları alkol veya yağsız elektronik temizleme spreyi ile temizleyebilir, ekranı ıslak mendille silip ardından hemen kuru bir bezle kurulayabiliriz. Fan oldukça temiz görünüyor olsa da söküp içini de temizleyelim.
Şimdi sıra geldi parçaları yeniden birleştirmeye. Biraz sabır, biraz da dikkatle bu işlemde son derece kolay oluyor. Olur da sizler bu tür işlemlere cesaret edemezseniz ya da sizlerin ürünlerini de tamir etmemi isterseniz benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu üründe sizlerden gelen bir ürün olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.
Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umuyorum fikir edinmeniz konusunda faydalı bir içerik olmuştur. Benzeri içeriklerin devamı için ve bu tür içeriklerin paylaşılmasını arttırmak adına videomu beğenir, kanalıma abone olur ve çevrenizle paylaşırsanız memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize esenlikler dilerim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.